Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Tanıtımlarımızı yapmış, sizlere duyurmuştuk. Bugün Haberin sesinde Çarşamba'yı konuşuyoruz. Yapılan çok güzel çalışmalar var. Devam eden projeler var, gelecek olan çalışmalar var. Tamamından söz etmeye çalışacağız süremiz yettiğince. Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Dündar stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Sağ olun, ben de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Birçok başlığımız var, birçok çalışma var. Belki tamamını konuşamayacağız ama genel manada değerlendireceğiz. İlk olarak başkanım 14 yıl gibi bir süre, 14 yılı aşkın süredir hatta Çarşamba Belediye Başkanı olarak görevdesiniz. Evet. Uzun bir süre hiç şüphesiz ama değerlendirmek kolay olmayacaktır muhakkak. Ama yine de genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterim ben bu 14 yıllık süre içerisinde. Çarşambanın çehresi nasıl değişti? Artık başka bir çarşamba var diyebilir miyiz? Verilen sözlerin tutulması noktasında nasıl bir süreç geride kaldı? Mali açıdan tabloya baktığımızda karşımıza nasıl bir çarşamba çıkıyor? Evet, ben teşekkür ediyorum. Gündemin yerel seçimlere doğru yaklaştığı bu günlerde hem gündemin içerisinde bir konu olması sebebiyle hem de bizi kendimizi ifade etme imkanı vermesi sebebiyle bu programa davet ettiğiniz için önce teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu konuyu, yani bu süre içerisinde şehrimizin, çarşambamızın, memleketimiz çarşambanın nasıl bir gelişme, nasıl bir değişim gösterdiğini, durumumuzun ne olduğunu ifade etmek için belli kriterlerden faydalanmak lazım. Önce bir belediyenin, bir idarenin durumunu belli kriterlere göre, belli ölçülere göre sunarsak doğru bir bilgiyi, objektif bir bilgiyi, mukayese etme imkanı veren bir bilgiyi izleyicilerimize, milletimize sunmuş oluruz. Böyle baktığımızda önce mali durumumuzu, bütçemizi ifade etmek lazım. Belediyenin ve her işletmenin gelir gideri, gelir gider dengesiyle ilgili durumu, yıllık ekonomik performansıyla ilgili rakamlara bakıldığı zaman bizim 2004 yılında göreve geldiğimiz zaman devraldığımız belediye yıllık gerçekleşen geliri 4 milyon TL'ler civarında, yani bugünkü parayla 4 milyon TL'ler civarında bir geliri gerçekleşen, bunun %70'den fazlasını sadece personel giderlerine ödeyebilen ve akaryakıt alımı, araçların bakımı vesaire, bunların ötesinde borçlanmadan çok büyük belediyeden beklenen hizmetleri yapamayan bir belediye durumundayken bugün 2018 yılından 2019 yılına geçtiğimiz şu günlerde bütçesini 103 milyon TL olarak bağlamış olan, 100 milyona yaklaşan yıllık bütçe geliri gerçekleştirebilen, personel gideri bunların içerisinde sadece %10'u teşkil eden, hatta %10'un altına düşmüş bir belediye yapısı. Yani 4 milyon TL'den 100 milyon TL'ye çıkmış. Bunu TL bazında da, döviz bazında da baksanız çok büyük bir artışı gerçekleştirmiş. 20-25 kat bir artışı gerçekleştirmiş. Bunu tamamen yatırıma dönüştürebilmiş. Bu yıl 2018 yılında 40 milyonu aşan kentsel dönüşüm harcamaları. Kentsel dönüşüm. Evet. 20 milyon civarında yol harcamaları. Yeni şehir içi köprüsüne 16 milyon 350 artı KDV 20 milyona yaklaşan harcamalarla 85-90 milyonluk yatırım yapabilmiş bir yıl içerisinde. Bunu kendi öz kaynaklarıyla yapabilmiş. Öz kaynak gelirlerini yıl içerisinde %60'lara varan oranda gerçekleştirebilmiş. Türkiye'nin ilçe belediyeleri arasında, bizim büyüklüğümüzdeki ilçeler arasında birkaç belediye arasına girebilmiş bir belediye var. Ben kendimi
anlatmak, kendimi methetmek anlamında değil de başında bulunduğum kurumun, Çarşamba ilçesinin, memleketimin ve Çarşamba Belediyesi'nin durumunu ifade etmek için bunları anlatmış oluyorum. Bu duruma gelmiş olan bir belediye var mali yönü itibariyle. Evet, rakamlar gayet açık. Rakamlar ortada. Belediyeden beklenen diğer işlere, diğer konulara baktığımız zaman, diğer alanlara baktığımız zaman da bizim ilçemiz için şehircilik, altyapı ve yol çalışmaları, şehrin dönüştürülmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar, okul öncesinden tutun yüksek öğretime kadar eğitim, öğretimle ilgili çalışmalar, bütün bu alanlarda da önemli çalışmalar, önemli eserler ortaya koymuş, şehri geliştirmek ve dönüştürmek noktasında belli bir yere getirmiş bir hizmet dönemimiz oldu bizim Çarşamba ilçesinde. Bunları detaylandırarak, başlıklandırarak uygun görürseniz anlatmak isterim. Gideceğiz. Birçok başlık var. Ana başlıklar üzerinden belki sohbetimizi sürdüreceğiz ama ona geçmeden önce tabii yerel seçim sürecine de girmiş durumdayız. Artık yavaş yavaş isimlerin açıklanacağı döneme doğru takvim işliyor. Bu noktada sorumu da yöneltmek isterim. Sizi bulmuşken yeni dönemde de aday olacak mısınız? Yerel seçim noktasında nasıl bir hazırlık var ilçede? Evet. Tabii ki süreç bizim partimizin, genel merkezimizin, üst yönetimimizin ve en başta da Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın yönetimiyle, talimatlarıyla, değerlendirmesiyle yukarıdan aşağı devam eden bir süreç. Şu anda o zamanlara doğru giriyoruz. Ben de kendi şahsım açısından bakıldığında 2004 yılında AK Parti'den belediye başkan adayı olarak Çarşamba'da bu işe başladım. Önce aday adaylığı, sonra adaylığım ve sonra seçilmemle birlikte 3 dönemdir de Çarşamba'da devam ediyorum. 2009 ve 2014 seçimlerinde de bu görevim devam etti. Öncesinde 98 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'nin kurucu ilçe başkanlığıyla Çarşamba'da ben siyasete başlamıştım. 20 yıldır böyle bakıldığında da 20 yıldır genç bir yaştan itibaren bu işin, yerel siyasetin içerisindeyim bu yönüyle de. 71 doğumluyum, 1971 doğumluyum, 47-48 yaşlarındayım. Sağlık durumum müsait. Görev verilirse ben partimde göreve devam etmek istiyorum. Tabii ki onların takdirleriyle, tensipleriyle devam edecek bir süreç. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. İnşallah yaşayıp göreceğiz. Tabii ki ben devam etmek arzusunda olduğumu her vesileyle de ifade ediyorum. Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür diyelim. Ediyorum. Hem Çarşamba için, hem Samsun için, hem ülkemiz için şüphesiz. Çalışmalara değineceğiz dedik. İlk dikkatimizi çeken çalışma kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm hep tartışmalı bir konu oldu bu zamana kadar. Diğer illerimizde, ilçelerimizde ya da sıkıntıların yaşandığı bir konu ne yazık ki. Ama Çarşamba'da farklı bir durum var ki bu manada Türkiye'ye de örnek niteliğinde esasen yapılan çalışmalar. Nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ondan birazcık söz edelim kentsel dönüşüm manasında. Nasıl örnek konuma geldi Çarşamba? Evet, şöyle söylersek yerinde olur. Bizim 2014'e kadar, yani bu geçtiğimiz dönem başına kadar olan belediyeciliğimizde, bu 2014'ten son geride bıraktığımız 4-5 yıl içerisindeki belediye sistemi değişti malumunuz. Evet. Büyükşehir Belediyesi uygulaması getirildi. Bütün ilçeler yasal mevzuat çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin alanına girdi. Bizim bir takım belli başlı görevlerimiz de Büyükşehir Belediyesi'nin alanına girdi. Bizim 2004-2014 yılları arasındaki 10 yıl içerisinde Çarşamba ilçemizde içme suyu temini gibi, içme suyu arıtma tesislerinin yapımı gibi,
katı atık düzenli depolama tesislerinin yapımı, otogar, sebze halleri gibi büyük ölçekli, büyük maliyet ve yatırım gerektiren projelerimizi yapmıştık biz geçtiğimiz 10 yıl içerisinde. Çarşamba'ya yeni sebze hali, Çarşamba katı atık tesisi. Evet, acil ihtiyaç olan. Evet, içme suyu temini, içme suyunun arıtılması, altyapı ve şebekelerin yenilenmesi, Yeşilırmak üzerine yeni köprü yapılması, şehrin meydanlarıyla eski otogar bölgesi, Yeşilırmak kıyısının eski garajların düzenlenmesi gibi, geçtiğimiz dönemde yeni sebze hali yapılması gibi bu görevlerin, bu saydığım hizmetlerin tümü aşağı yukarı Büyükşehir Belediyesi'ne geçti 2014'ten sonra. Biz de yeni dönemde sadece memleketin, şehrin ve insanın hayatına dokunan, dönüştüren, yük altına girebileceğimiz, ağır sorumluluklar altına girebileceğimiz, yorulacağımız, mücadele edeceğimiz ama daha fazlasını yapabileceğimiz, elimizden gelenin daha fazlasını ortaya koyacağımız, gayret göstereceğimiz işlere devam etmek istedik. Bu dönemde de kendimize yeni alanlar belirledik. 2014 seçimlerine girerken bunlarla girdik. Bunlardan birisi de kentsel dönüşümdü. Evet. Kentsel dönüşüm çalışmalarını 2015 yılında önce meclis kararlarımızı alarak, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden, meclisinden onaylattırarak başladığımız bir süreç oldu. 275 dönümlük bir alanda Çarşamba ilçemizin eski mezbahane alanı dediğimiz Yeşilırmak kıyısında, burada resimleri de görünüyor bakın. Evet. Hemen ortada görünen Karadeniz Sahil Yolu'nun köprüsü, üzerinde araçların bulunduğu. Bu Karadeniz Sahil Yolu'nun köprüsünün güneyine doğru, yani resimde bizim karşımızdaki alanlar imar planına göre teşekkül etmiş, imarlı şehircilik esaslarına uygun olarak yapılaşması oluşmuş alanlar. Ve buralardaki yaşanan hayat, buradaki sosyal çevre, imkanlar, fiyatlar çok farklı. Hemen 200 metre karşısındaki, tekrar eski resme dönersek oradan ifade etme imkanı da olur. Hemen bunun karşısındaki 200 metre Yeşilırmak'ın karşısındaki plansız, imar planı olmadan yerleşilmiş ve ona göre oluşmuş alanlardaki yaşanan hayat, oradaki çevre, oradaki imkanlar da çok kısıtlı, çok imkansız hatta bir durumu ifade ediyordu. Biz bu alanı, yani orada resimde gördüğümüz alan yaklaşık 170 dönümlük bir alan, 175 dönümlük bir alan. Karadeniz Sahil Yolu Köprüsü'nün kuzeyine doğru şu anda resmin hemen başında da bizim kentsel dönüşüm çalışması içerisinde devam ettirdiğimiz inşaatlar var. Hala da sürüyor. Devam ediyor. Bu alanı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Bunun yanında yine karayolunun sağında ve solunda Çarşamba'daki sanayi sitesinin kurulmasından önce bir takım sanayi tesisleri olarak, iş yerleri olarak, işte mermerci, lastikçi, ağaç atölyesi gibi vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak, esnafımızın ticari faaliyet gösterdiği kısımlarda oluşmuş alanı, bu da yaklaşık 100 dönüm, bu alanları yeniden düzenlemek ve dönüştürmek üzerine kurulu 275 dönümlük bir alanda başlattığımız bir kentsel dönüşüm çalışmamız oldu. Bu çalışmada çok önemli mesafe kat ettik. Hiçbir vatandaşımızı iş yerinden, evinden uzaklaştırmadan önce boş alanları üzerinde anlaşmalar yapıp, daha sonra anlaştığımız hak sahiplerinin arsaları üzerinde anlaşmaları tamamlayıp, iki bölgede inşaat etapları oluşturduk. Bu iki bölgede çok hızlı bir şekilde yapım ihalelerine başladık. Evet. Hak sahipleri tespit çalışmalarını, meclis kararlarımızı, imar planıyla ilgili ve kentsel dönüşümün teknik boyutlarıyla ilgili çalışmaları hazırladıktan sonra hızla Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan gerekli kararları ve Bakanlar Kurulu kararını aldık. Evet.
Bu süreçler çok hızlı bir şekilde devam etti. Kimse mağdur olmamış oldu haliyle. Evet. Sonrasında da hak sahipleriyle anlaşmaya başladık. Şu anda inşaatın devam ettiği bölümlerde, resimde gördüğümüz bu alanlarda %75'ten fazla hak sahibiyle anlaştık. Karayolu kenarlarındaki anlaşmalarımız devam ediyor. Hem nakit para karşılığında hem daire karşılığında hak sahipleriyle anlaştığımız kısımlarda da, anlaşma yaptığımız kısımlarda da yapım ihalelerini açıp belediyenin yapımcı olduğu, inşaatın yapım için ihalesini yaptığı bir modelle buradaki inşaatlarımıza başladık. Bunlar hızla devam ediyor. Şu anda iki bölgede 37-38 milyon TL'lik bir inşaat yapımı, yine 6-7 milyon TL'lik bir arsa ve gayrimenkul bina bedelinin ödenmesiyle ilgili bir anlaşma durumu oldu. Bunların ödemelerini yaptık. Önümüzdeki dönemde inşallah devam edersek bu işlerimize, Çarşamba Belediyesi'nin kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarına, bu bölgeyi dönüştürerek, sonra karayolu kenarına dönüştürerek devam ettireceğiz. Evet, süreç devam ediyor. Bu da önemli bir çalışma oldu çarşambamız için. Ve örnek teşkil eden bir çalışma oldu. Evet. Kimse mağdur edilmedi, herhangi bir problem çıkmadı. Süreç de devam ediyor. Buradaki inşaatlarımızı tamamladıkça buraya hak sahiplerini taşıyıp yeni alanları boşaltıp orada da inşaatlara başlayacağımız bir modelle bunu devam ettireceğiz. Evet. Şu anda da hazırlığını tamamladığımız 3-4 inşaat bölgemizde hazırlanıyor şu anda. Evet, bu tabii çok önemli bir çalışma. İlçenin yeni bir görünüme sahip olması söz konusu olacak çalışma tamamlandığında. Onun yanı sıra yine ilçeyi başka bir görünüme kavuşturan diğer çalışmalar var. Çevre ve şehircilik manasında. Ki çalışmalar ana başlık olarak belki bunu ifade edebiliriz. Birçok başlık var. Yeni Şehir Köprüsü, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı, Karayolu Güzergahı'ndaki cephe iyileştirme çalışmaları, şehri etkileyen birebir Göceli Camii'ndeki o çalışmalar, Yeşilırmak'taki kıyı düzenlemeleri. Belki ayrı ayrı konuşamayacağız ama genel manada şehri yine yeni bir görünüme kavuşturacak olan bu çalışmalardan da söz edelim isterseniz başkanım. Bu manada neler yapıldı? Evet, ben teşekkür ediyorum. 2004'te Yeşilırmak kıyısını, şehir merkezini, eski tarihi köprü civarından başlayarak, merkezden başlayarak çevreye doğru düzenleyerek devam edeceğiz diye başlamıştık. Adapark diye bir iddialı projemiz vardı. Türkiye çapında Cumhurbaşkanımızdan ödül aldığımız bir rekreasyon projesiydi. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra devamında Yeşilırmak'ın kıyı düzenlemesini, Devlet Su İşleri ile birlikte Yeşilırmak ıslahı projesini, Yeşilırmak'ın taşkın koruma setlerinin yapılmasını, Yeşilırmak kıyılarının ıslah edilmesini içeren bir çalışmayı çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. 2009, 2010, 2011 yıllarından itibaren bu çalışmalar sürekli devam etti. Hem şehir merkezinden denize doğru, kuzeye doğru halen de devam ediyor çalışmalar. Taşkın duvarlarının yapılması, tahkimatların yapılması. Hem de güney tarafa doğru, Yeşilırmak, Ayvacık istikametine doğru, güneye doğru, barajların olduğu kesime doğru bu çalışmaları tamamladık. Yeşilırmak ıslahı çalışmalarını. Bunları tamamladıktan sonra Yeşilırmak kıyısında ulaşım yolları, gezi yolları, peyzaj çalışmaları, çalışmalarımız başladı. Bizden önceki dönemlerde çöp dökülen, kum çakılı çıkartılan ve bu şekilde bakılan, bu gözle bakılan alanları biz başka bir anlayışla, başka bir vizyonla yeniden ıslah etmek, buralarda büyük projeler yapmak üzere Maliye Bakanlığı'ndan bu alanların tahsislerini istedik önce belediyemize. İlçe belediyesinin yapabileceği projeler değildir bunlar diye ilk etapta çok olumlu bakılmadı açıkçası. Sonra biz Adapark gibi bir projeyi tamamladığımızı, bunun devamında da
bu Yeşilırmak'ın hem kuzey hem güney ekseninde bu çalışmaları yapmak istediğimizi gerçekçi bir şekilde ortaya koyduk. 600 dönümlük bir alan ve 300 dönümlük başka bir alan olmak üzere 900 dönümlük bir alanın tahsisi Çarşamba Belediyesi'ne Maliye Bakanlığımız tarafından o dönemde sağlandı. Sonra bu Yeşilırmak Parkı, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı projesi adı altında şu anda resimlerini gördüğümüz bu alanı daha önceki dönemlerde kaçak olarak izinsiz ruhsatsız olarak kum çakıl çıkartılan eski tespit dışı, tapulama dışı alanlar buralar. Devletin hükümet tasarrufu altında ama devlet tarafından tasarruf edilememiş alanlar. Biz buralarda 2004 yılından 2014 yılından 2018 yılına kadar 4 yıl boyunca saha düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri, altyapısının, drenajının yapılması, bu çalışmaları da tamamen kendi imkanlarımızla, kendi makinemizle, kendi personelimizle, İşkur'dan destek alarak, İşkur programından toplum yararına çalışma destekleri alarak, oradan temin ettiğimiz personellerle, çok uygun maliyetlerle, kamu kaynağını çok iyi kullanarak, çok ucuz maliyetlerle tamamladık. Şu anda 600 dönümlük bir alanı Yeşilırmak Millet Bahçesi olarak, işte geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın ilk olarak ortaya koyduğu millet bahçeleri, projeleri anlayışına, konseptine uygun olarak buraları bitirdik aslında. Hali hazırda devam ediyor zaten. Evet, şu anda kullanılıyor. Yaz döneminde kullanılmaya başlandı. Burada tarihi yöresel çarşamba sokağı var. Şehitlerimiz, çarşambadaki şehitlerimizin ismini verdiğimiz bir fidanlığımız, bir orman alanımızı oluşturduk. Manevi yönden de değerli bir alan. Evet. Yöresel sanatların sergilendiği, yapıldığı, satışlarının yapıldığı bir çarşı oluşturduk. Kadın çiftçilerimizin her gün burada faaliyet gösterdiği, üretim yaptığı iş yerleri oluşturduk. Evet. Bütün çarşambadaki çiftçi kadınlarımızın üretiminin burada satabileceği bir alanı oluşturduk. Tam manasıyla bir yaşam alanı. Evet, her yönden. Yeşilırmak Çiftliği diye büyük bir alanı oluşturduk. Binicilik tesisleriyle, Yeşilırmak üzerinden tekne turlarıyla buraya ulaşımı sağladık. Çarşamba konağı, çarşamba meydanı, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilmiş camisi, meydanı ve sokağıyla bir yeni yaşam alanı oluşturduk nefes burada. Nefes alınabilecek ve turizm açısından piknik da değerli. Piknik alanları, mesire alanlarıyla böyle bir alanı oluşturduk. Yine bu sadece lokal olarak 600 dönümlük alanda uygulamaya konulmuş bir rekreasyon projesi, bir yeşil alan projesi değil. Bir bütünlüğü olan bir çalışma. Bunu da ortaya çıkardıktan sonra vatandaşımız, milletimiz de gördü. Bu projenin esası, bu proje Çarşamba şehir merkezinden tarihi Ordu Köyü'ne kadar bizim Çarşamba şehir merkezine 15 kilometre mesafede Beylik Merkezi, miladi 1300-1400'lü yıllarda hüküm sürmüş Taceddinoğulları Beyliği diye o bölgeye hakim olmuş Osmanlı öncesi, Anadolu Selçuklu'nun dağılmasından sonra o bölgede 100 yıla yakın hüküm sürmüş bir beyliğin merkezi olan ve o döneme ait kalesiyle, tarihi camisiyle, şehitliği türbesiyle eserlerin bulunduğu Ordu Köyü ile Çarşamba şehir merkezini Yeşilırmak kıyısı boyunca bağlamak, Yeşilırmak kıyısında buna ilişkin düzenlemeleri ve ulaşım ve peyzaj yollarını oluşturmak, bu güzergahta başka kullanımlar ve başka donatıları kullanıma açmak suretiyle de bu alanı, 15 kilometrelik bu alanı hem tarih hem de doğa açısından bir güzergah haline getirmek. Çok kapsamlı. Türkiye'de bilinen, adından söz edilen, ziyaret edilen bir güzergah haline getirmekti. Bu projenin önemli parçalarından birisi de
Bu 600 dönümlük alandaki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'ydı. Bunu tamamladık. Evet. Burada Ordu Köyü'ndeki tarihi eserleri restorasyonuna başladık. 1400'lü yılların başında yapılmış olan Türkiye'deki yine nadir ahşap cami örneklerinden evet. birisi olan Ordu Köyü evet. Beylik Camisi'nin restorasyonu tamamlandı. Şehir merkezindeki Göceli Camii 1200'lü yılların başı. Hı hı. Bu da 1400'lü yıllardan 600 yıllık evet, bir eser. Değerler. Burası tamamlandı. Karadeniz'deki beylik dönemine ait en önemli eser olan Ordu Köyü Kalesi ortaya çıktı. Hı hı. Ordu Köyü Kalesi'ndeki kazı çalışmalarımız Müze Müdürlüğü ile birlikte devam ediyor. Buranın restorasyonu var sırada. Hı hı. Hasan Gazi Beyliğin temsilcisi Hasan Gazi'nin türbesi, mezarlığın yeniden ihya edilmesi, şehitliğin ortaya çıkartılması gibi çalışmalar evet. tamamlandı. Hem arkeolojik çalışmalar evet. söz konusu, hem kültürel, evet. tarih açısından değerli, turizm açısından değerli, evet. sosyal yaşantı açısından değerli, çok kapsamlı bir çalışma evet. olmuş. Bu güzergahı ve Ordu Köyü'nü bu şekilde ortaya çıkarmak, bu sadece turizm yönü olan, sadece gezip görülecek ve gelir elde edilecek bir boyutla değil de aynı zamanda da bizim köklerimizi, tarihimizi evet. ortaya çıkartacak çalışma. Bizim de önemi var. Evet, bizim bu bölgede 1000 yıla yaklaşan yerleşimimizi, köklerimizi, hakimiyetimizi, kimliğimizi ortaya çıkartacak bir çalışma. Bu bölgeye Yeşilırmak Vadisi boyunca ecdadımız, atalarımız gelip yerleşmişler ve burayı bize yurt olarak evet. bırakmışlar. Bununla irtibatımızı sağlıyor. Değil mi? Bu açıdan da bunu, çok önemli. Bunu unuttuğumuz sahip. Takdirde, köklerimizle irtibatımızı kestiğimiz takdirde gideceğimiz yeri de bilemeyiz, Allah korusun. Unutmak hikayesini başkasından dinlemeye razı olmaktır diyor bir düşünür. Hı hı. Unutmayacağız köklerimizle, tarihimizle, ecdadımızla, kimliğimizle irtibatımızı hatırlatacak evet. ve çarşambayı bu yönüyle de ortaya çıkartacak bir çalışma aslında bu. Kesinlikle. Yine Yeşilırmak kıyısında bu 15 kilometrelik güzergahta Türkiye Kano Federasyonu ile evet. yaptığımız orijinal bir çalışma var. Türkiye'de bir ilk olacak hı hı. inşallah. Şu anda resimlerini gördüğümüz alan çarşamba Yeşilırmak Kanal Parkuru evet. diye. Neler katacak çarşambaya, Samsun'a? Evet, 1200 metre uzunluğunda, 140 metre genişliğinde yine böyle düzensiz olarak, kaçak olarak kum çakıl çıkartılmış hı hı. ve tahrip edilmiş bir alan. Hemen bize göre solumuzdaki Yeşilırmak, ıslahı yapılmış, setteleri tamamlanmış Yeşilırmak. Hı hı. Sağ taraftaki alanda Yeşilırmak'tan, hemen o bizim parkurun daha sağındaki alanlardan hı hı. anlaşılıyor aslında alanın nasıl bu hale getirildiği, kumunun çakılının çıkartıldığı. Hı hı. Biz bu alanı Yeşilırmak Kanal Parkur diye 1200 metre uzunluğunda, 140 metre genişliğinde bir su sporları parkuru yaptık. Hı hı. Bu uluslararası standartlarda müsabakaların yapılabileceği, sürekli hı hı. açık tutulacak kano sporlarının, diğer su sporlarının yapılacağı evet. bir parkur haline gelecek. Kano Federasyonu Başkanlığımız buradaki tesislerin yapımıyla ilgili çalışmayı yürütecek. Ne zaman tamamlanacak 2000, bu çalışma? 2019 önümüzdeki yıl bu alan tamamlanacak. Hı hı. Biz de belediye olarak sahanın açılması, kanal parkuru haline getirilmesi ki büyük ölçüde tamamlandı. Şevlendirmeler, setteler, kazı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Hı hı. Önümüzdeki yıl 2019 yılında burası müsabaka yapılabilecek duruma gelecek. Evet. Güzergahın bir bölümünü de bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Yaz değer. Ayı içerisinde Sayın Valimizin, Kano Federasyonu Başkanımızın katılımıyla protokolümüzü imzaladık ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Hı hı. Şu anda buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine bu güzergahta Türkiye'deki
başarılabilmiş, bu noktaya getirilebilmiş orta öğretim alanındaki çok önemli bir çalışma. 120 dönümlük bir alanda Çarşamba Orta Öğretim Kampüsü diye şu anda arazisini bu güzergahta, burası da gene Yeşilırmak, bu 15 kilometrelik güzergahta evet, 4 adet 24 derslikli lise okulları, 4 adet 24 derslikli okulların inşaatı devam ediyor şu anda. Ama eğitim burası, yapımları da evet, söz konusu. Ama burası sadece okul ve bahçesinin olduğu bir alan değil de 120 dönümlük bir kampüs alanı. İçerisinde spor alanlarıyla, kültür merkeziyle, diğer donatılarıyla gerçek bir kampüs alanı evet, olacak. Bir üniversite şu anda, kampüsü gibi evet, düşünebiliriz şu anda sanıyorum. İnşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Bu da 2019 yılında bu kampüsümüzde eğitim öğretime başlamış olacak. Bu durumda Çarşamba'da ikili öğretim de tamamlanmış olacak. Evet. Buradaki okullarımızın açılmasıyla birlikte Çarşamba tekli öğretime de geçebilmiş olacak. Bu da önemli bir yatırım. Bu da önemli bir yatırım. Yine sizin hayırsever olduğunuz bir çalışma var eğitim noktasında. Ondan da söz edelim ki Çarşamba dendiği zaman akla gelen başlıklardan biri hiç şüphesiz eğitim. Üniversite noktasında da belki evet, Ali Fuat Başkil'e ayrıca bir parantez açacağız ama onun öncesinde engelli çocuklar için yapılan evet, bir çalışma var. Ondan da isterseniz özellikle söz etmiş olalım. Evet, bir belediyenin, bir ilçe belediyesinin engelli çocukların eğitim öğretimiyle ilgili bir konuda hayırsever olarak konuyu ele alması, Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzalaması, tamamen bu iş için evet, planlanmış ve projelendirilmiş bir alanın, bir binanın buna göre bu özel çocuklarımız için, fiziki yapı tamamen engelli çocuklarımız için sıfırdan bir binanın yapılmış olması ve buna 7 milyon civarında bir harcamanın belediyenin hayırsever olarak girmiş olması itibariyle önemli bir çalışma. Evet. Bunu geçtiğimiz yıl başladık ve bir yıldan kısa bir süre içerisinde tamamladık. Şu anda Çarşamba ve civarında birinci ve ikinci kademe dediğimiz ilk ve ortaokul çağındaki engelli çocuklarımızın, bu işin eğitimine muhtaç olan çocuklarımızın devam ettiği bir merkezi açmış olduk. Şu anda da üçüncü kademesi, yani lise çağı içinde bizim sınıflarımız ve atölyelerimiz mevcut. Evet. Bunun onayı için Milli Eğitim Bakanlığı'na dosyamız sunuldu. Yakın bir zamanda bu onaylandıktan sonra ilk, orta ve lise çağına gelmiş özel eğitim alması gereken Çarşamba ve çevresindeki çocuklarımızın eğitim öğretiminin yapılacağı 7 milyon TL civarındaki bir harcamayla belediyemizin bizim yaptığımız bir projeyi evet, bu işe sunmuş olduk. Hayırlı olsun Çarşamba'mıza. Aileler memnun oldu. Çocuklarımız sadece çok memnun oldular. Sadece Çarşamba'da da değil, çevresinden de, evet, çevreden de öğrencilerimiz geliyor buraya, devam ediyor. Böyle bir projeyi yapmış olduk. Yine bizim bu yıl Ticaret Borsası ve Çarşamba Belediyesi'nin hayırseveri olduğu engelli çocukların gündüz bakımının evet, yapılacağı bir merkezi bitirdik. O da tamamlandı şu anda. Orayı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim ediyoruz. Bugünlerde teslim işlemlerini yapıyoruz. Bu resimde görülen alan Adapark içerisinde evet, Çarşamba Spor tesislerinin önemli, yanında. Burada da çocuklarımız gündüz bu merkezde bakılacaklar. Aileleri de kendilerine vakit ayırabilme, işlerini yapabilme, görebilme ve engelli çocuklarını da gündüz burada bırakabilme imkanına sahip olacaklar. Evet, burayı da bir ihtiyaç. Evet, burayı da bitirdik bu yıl. Bir üçüncü projemiz de Aile Bakanlığı'yla birlikte Çarşamba Engelsiz Yaşam Merkezi projesi diye. Bu da çok önemli bir proje. Burada da resimde gördüğümüz Yeşilırmak kıyısında, burası da hemen o güzergahın başında, deminki bahsettiğimiz işte 15 kilometrelik güzergahın başındaki alan. Burayı da 20 dönümün üzerinde bir arsayı biz hazırlayıp Aile Bakanlığımıza teslim ettik. Aile Bakanlığı buraya bütçesini, ödeneğini temin etti ve
geçtiğimiz yıl inşaata başladı. Bugünlerde de inşaatı bitmek üzere. Bu noktaya geldi. Ben emeği geçen, katkı veren vekillerimize, bakanlığımızın yetkililerine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu proje için, engelli projesi için. Burayı da tamamlıyoruz. Yaşlılarımız için Aile Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz, onun da şu anda Yatırım İzleme Başkanlığı tarafından, valilik tarafından ödeneği çıkartıldı. Samsun Valiliğimiz ihalesine çıkacak. Huzur Evi projemiz var. Evet. Bu bizim demin resmini gösterdiğimiz gündüz bakım merkezimizin hemen yakınında Çarşamba Huzur Evi projesi. O da bugünlerde yapım ihalesine çıkılacak. Tamamlanacak yakın zamanda. Güzel çalışmalar, hem yaşlı vatandaşlarımıza, büyüklerimize yönelik, hem de engelli gençlere, çocuklara yönelik çalışmalar söz konusu. Eğitim başlığından yine birazcık gidecek olursak, 19 Mayıs Üniversitesi Güneşdoğu Kampüsü. Evet. Tabii özellikle bahsedeceğiz ve yine az önce de ifade ettim, Ali Fuat Başgil'i anmazsak olmaz herhalde. Ondan da söz edelim. Üniversitenin ilçeye katkıları neler oldu? Genel manada yapılan çalışmalar yine eğitim noktasında neler? Evet, 10 yıllık bir çalışma bu aslında. 2008 yılından itibaren başlayan kampüsümüzün resmi görülüyor. 2008 yılında Çarşamba Ticaret Borsası ve Çarşamba Belediyesi'nin hayırsever olduğu bir modelle biz işlerimizi genelde hep bu tarzda diğer kurumları, üniversitemizi, yereldeki hayırseverlerimizi, diğer oda, borsa, sivil toplum örgütleriyle birlikte iş tutarak, ortak işbirliği projeleri yaparak, belediyenin yapacağı çalışmalar dışında fark ortaya çıkartan, gelişme ve dönüşüm sağlayan projeleri bu tarzda yaptık aslında. Bu birliktelik yansımış oluyor haliyle. Bunun ilk örneği de ticaret borsasıyla yaptığımız meslek lisesiydi. Şu anda 2000 civarında öğrencisi var. Mezun olan öğrencilerimizin iş bulma imkanı var. Çağrı merkezi, sosyal güvenlik, sigortacılık gibi alanlardan mezun oluyorlar. İstihdam noktasında önemli. İstihdam noktasında önemli. Bunun sonrasında da buradan tekrar minnetle, rahmetle analım. Hayırsever büyüğümüz Mustafa Kemal Güneşdoğdu. Hayırseverimizin ve Çarşamba Belediyesi'nin çalışmalarıyla başlayan bir 19 Mayıs Üniversitemizin bir kampüsünün Çarşamba'da kurulması faaliyeti oldu. O da 2010 yılında başlamıştı. Hukuk Fakültesi'yle, Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'yle, İletişim Fakültesi'yle, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, başka bir hayırseverimiz, Çarşambalı yine bir hayırseverimiz, Tülay Ulusoy hanımefendinin yaptırdığı Adalet Meslek Yükseokulu'yla birlikte 75 dönümlük bir alanda bu meslek yükseokulu ve fakültelerin yer aldığı 2000 civarında öğrencinin yüksek öğrenime devam ettiği bir üniversite kampüsümüzü çarşambamıza kazandırmış olduk. Bu kampüs alanı içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüz 600 kişilik bir öğrenci yurdu inşaatına başladı. Yine resimlerini gördüğümüz civarda özel yurtlar yapıldı. Kredi Yurtlar Kurumu kiralama suretiyle şu anda yatak kapasitesini çarşambada 1400'lere çıkardı. 1400-1500'lere çıkartıyor. Yeni yapılacak yurtlarla birlikte bu 2000'i aşacak. Diğer derneklerin, vakıfların, özel işletmelerin bu alandaki faaliyetleriyle birlikte Çarşamba ilçesinde kampüsteki öğrencilerimizin barınma ve diğer sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan haline geliyor. Bizim üniversiteyle birlikte resmin arka tarafında inşaatlarını gördüğümüz bir kültür merkezi ve hocalarımız için, üniversitemize gelen hocalarımızın
konaklayabileceği sosyal tesis inşaatımız var. Bunları bir taraftan devam ettirmek. Hala da süren çalışmalar, eğitim devam noktasında. Eden çalışmalar var. Burayı amacına uygun, kaliteli, yüksek öğrenim faaliyetinin yapıldığı bir kampüs olarak devam ettirmek ve yaşatmak gayreti içerisindeyiz. Evet, hukuk fakültemizden, iletişim fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz hakimlik, savcılık sınavlarında, akademik başarılarda olsun çok başarılı da sonuçlar alıyoruz. Bundan da memnun oluyoruz. Bu da ayrıca sevindirici. Hoca ihtiyacımızı, akademik altyapı ihtiyacımızı da gün geçtikçe karşılıyoruz. Yeni hocalarımızla birlikte kampüsümüz daha da güçleniyor. Evet, çalışmalar devam ediyor. Yavaş yavaş sonlandıracağımız için önemli başlıklardan birkaçını daha sormak istiyorum size. Organize sanayi bölgesi çok önemli hiç şüphesiz. Onun yanı sıra tarım ve hayvancılıkla alakalı çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Çarşamba besi bölgesi belki özellikle söz edeceğimiz başlıklar arasında ki çarşamba denince az önce eğitimin akla geldiğini ifade ettik. Akla gelen bir diğer konu da hiç şüphesiz tarım. Evet, tarım, ondan da söz edelim. Hem organize sanayi bölgesi hem çarşamba besi bölgesi hem de tarımla alakalı çalışmalar başkanım. Evet. Onların tamamından söz edelim isterseniz. Ben belki bu son bölümü olacak programın son dakikalar gibi olacak herhalde. Bitirmeden önce unutmadan Yeşilırmak üzerinde yaptığımız Yenişehir Köprüsü çalışmamız var. Evet. Onu da başlık olarak söyledik ama hemşehrilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Önemli bir çalışma. Yeşilırmak üzerinde hem mimarisiyle hem de sağlayacağı faydayla bizim sanayi kavşağından karayolu girişinden Samsun Ayvacık Sanayi Kavşağı'ndan itibaren Çarşamba şehir merkezine doğru açtığımız Çarşamba Belediyesi olarak yeni bir ulaşım aksı var. İstasyon Caddesi diyoruz. Eski tren yolunun olduğu bölge. Bu caddeyi şehir merkezine ve Yeşilırmak'a bu köprüyle de Yeşilırmak üzerinden Doğu Yaka'ya oradan Yeşilırmak kıyısındaki Atatürk Bulvarı'na ve şehir içerisine dağıtan yollarla birlikte yeni bir köprü çalışmamız oldu bu yıl. Bunu da bir yıldan kısa bir süre içerisinde bu noktaya getirdik. Kasım ayı içinde, önümüzdeki ay içerisinde kavşakları ve bağlantı noktalarıyla birlikte köprümüz tamamlanmış olacak. Çarşambanın simgelerinden biri olacak Çarşambanın, bu yapı. Evet, simgelerinden Yeşilırmak'ın üzerinde önemli bir yapı olacak. Çelik taşıyıcılı bir sistemle yapıldı. İki ayak üzerinde diğer köprülerden farklı olarak betonarme değil de çelik kirişlerle, taşıyıcı sistemle 80 metrelik orta açıklığı, 40'ar metrelik de baştaki açıklıklarıyla birlikte 160 metre açıklığı olan, 15 metre genişliği olan, 20 milyon TL'ye yaklaşan maliyetini de demin ifade ettiğim gibi tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla borçlanmadan bu noktaya getirdiğimiz bir çalışma oldu. Çarşamba Belediyesi bu yıl 2018 yılında bu köprü ve diğer çalışmalarla birlikte, kentsel dönüşüm yol çalışmalarıyla birlikte sözlerimin başında da ifade etmiştim. 90 milyon TL'nin üzerinde bu yıl bir yatırım yaptı. Bu ne anlam ifade eder? Bu bizim büyüklüğümüzdeki bir şehrin, bir belediyenin bütçesi olarak bütçe büyüklüğünü, bu bütçeyi yatırıma dönüştürmesi ve bunu kendi öz kaynaklarıyla yapması, borçlanmaya gitmemesi. Şu anda Çarşamba Belediyesi hiç borç yapmadan, hiç kredi kullanmadan bu çalışmaları yapıyor. Öz kaynak temin ederek, kendi içerisinde kaynak oluşturarak bu çalışmaları yapıyor. Ekonomik bir takım zorlukların, mali disiplinden uzaklaşılmış olmasının meydana getirdiği sıkıntıların yaşandığı bir dönemde mali disipline, dengeye, tasarrufa yönelildiği ve bundan çokça bahsedildiği bir dönemde bizim bu noktaya gelmiş olmamız da önemlidir diye düşünüyorum. Siz zaten bunu yapıyordunuz. Bunu yapıyoruz ve bu şekilde sürdürüyoruz. Daha da iyi bir noktaya taşıyacağız. Evet. Buradan hareketle de sizin
konusunu açtığınız Çarşamba aynı zamanda da bir üretim bölgesi. Evet. Çarşamba Ovası Türkiye'nin nadir, dünyanın nadir topraklarından birinci sınıf tarım arazisi olarak iklimiyle, konumuyla bir mikroklima özelliği arz eden Karadeniz kenarında hemen arkasındaki sıra dağlar ve ortasından geçen Yeşilırmak'la birlikte bir delta ovası olmuş. Büyük bir potansiyel. Çok önemli toprakları barındıran 80 bin hektarlık bir ovadan bahsediyoruz. Doğuda Terme'nin bir bölümünü de ova içerisine alıp Tekkeköy'e kadar devam eden güneyde dağların başladığı, yükseltilerin başladığı alanlara kadar devam eden 80 bin hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Evet. Burası çok özel topraklar. Bu 80 bin hektarın yaklaşık 60 bin hektarı ekilebilir nitelikteki birinci sınıf arazilerden oluşuyor. Şu anda bunun 40 bin hektarı yaklaşık fındık arazisi olmuş durumda. Bizim ortalama 35-40 bin tonluk bir fındık üretimimiz var. Bu tarımsal üretim ve tarımsal üretimden elde edilen gelir getiri anlamında mukayese edildiği zaman neredeyse Türkiye'deki fındık üretiminin %10'larına denk gelen önemli bir rakam. Bunu işleyen, bunu geliştiren, bundan katma değer ortaya çıkartan tesislere hızla ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Çarşamba Ovası'nda fındık bir gerçek olduğuna göre, bir gerçeklik olduğuna göre bunu sadece kırma tesisleriyle değil de aynı zamanda işleme tesisleri ve mamül gıda maddesi haline getirecek tesislerin artırılması. Diğer taraftan Çarşamba'nın geç kalmış olduğu bir çalışma, özellikle arazi temini konusunda çok geç kaldık ve henüz bu yıl tamamlayabildiğimiz çok önemli bir çalışma Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi. Bu çalışma şu anda şeker fabrikasına ait 820 dönümlük bir alanın Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesi ile birlikte başlamış oldu. Evet, önemli bir adım. Başka organize sanayi bölgelerinden farklı olarak burası enerji, altyapı, ulaşım imkanları sağlanmış. Şehrin hemen bitişiğinde bulunan ve hemen bitişiğinde de kurulu bulunan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yer aldığı bir bölüm. Şu anda fotoğrafını gördüğümüz taralı alanlar Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi. İnşallah 2019 yılında altyapıyla ilgili, planlamayla ilgili, yatırım parsellerinin oluşturulmasıyla ilgili süreci çok hızlı aşarız ve prosedürlerle, bürokrasiyle çok fazla zaman kaybetmeden bundan sonra Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'ni ekonomi ve istihdama hazır hale getiririz. Bir şartlar bunun için müsait. Bununla ilgili uğraşıyoruz. Diğer taraftan bizim son 8 yıldır üretim yapılamayan ama sistemde açık halde görünen Çarşamba Şeker Fabrikamız var. Çarşamba Şeker Fabrikası açık görünüyor. Personeliyle ve diğer durumlarıyla. Fakat Çarşamba Ovası'nda şeker pancarı üretimi yapılmadığı için son 8 yıldır Çarşamba Şeker Fabrikası faaliyette değil. Bu alanın hem fabrikasıyla ve hem de 750 dönümlük bir alanıyla yeniden ekonomiye kazandırılması, bir sanayi alanı olabilir, organize sanayi bölgesine ilave alanlar olabilir, ekonomiye katkı sağlayacak, istihdamı artıracak başka alanlarda olabilir. Çarşamba Şeker Fabrikamızla ilgili de bir kararın çalışma verilmesi var. Yönünde çalışmalar var. Yine bizim 2016-2017 yıllarında başladığımız, bu yılda ortaya çıkan, artık tesislerin açılmaya başladığı Çarşamba Serbest Besi Bölgesi projemiz var. Bu da ekonomiyle, üretimle ilgili önemli bir çalışma. Şu anda 150 dönümlük bir alanda Çarşamba Besi Bölgesi projesinin altyapısını, saha çalışmalarını, bu alanın yapılmasıyla ilgili, hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları Çarşamba Belediye'miz üstlendi ve tamamladı. Buradaki tesislerin yapımını büyük ölçüde Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Kurumu üstlendi.
Yine özel yatırımcılarımızın burada kendilerinin başlattığı BİSİ ahırları var. Hı hı, yine bir işbirliği durumu burada da karşımıza çıkıyor. Evet, hemen bitişiğinde de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı DOKAP tarafından hibeyle desteklenecek olan Çarşamba BESİ bölgesi kesimhanesi var. Samsun'da bu büyük bir ihtiyaç. Bu evet. Bölgenin yeni bir kesimhanesi yok. Bu bölge Çarşamba ve Bafra ovalarıyla birlikte Türkiye'nin çok önemli bir üretim bölgesi. Karadeniz'deki yegane üretim bölgesi. Bizim üretimi kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı ifade ettiğimiz bugünlerde her şeyiyle hazır ekip biçtiğiniz zaman hemen değere ve paraya dönüşebilecek tarımsal üretimin yapılabileceği bir çarşamba ovasından evet. söz ediyoruz. Evet. Ve bununla ilgili de çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağız evet. diye ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizi noktaladık. Belki başka başlıklarımız da vardı ama yakın zamanda yeniden bir araya gelip yine konuşmamızı, sohbetimizi sürdürmek isteriz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda evet, da. Ben teşekkür ediyorum tekrar bize bu imkanı verdiğiniz için. Bizi izleyenleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Günleri aydınlık olsun. Sağolunuz. Evet sevgili seyirciler, Çarşamba'dan söz ettik. Yapılan çalışmalar konumuz oldu. Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Dündar'ı ağırladık stüdyomuzda. Sohbetimizi noktaladık. Bugünlük programımızı da sonlandırıyoruz.